ana dile önemin giderek azaldığını söylemek mümkün tabii ki. Bu 2000'lerden sonra doğan kuşakla ilgili bir sorun değil kuşkusuz. Dilimizin yaşaması için çok daha önceden önlemler alınabilseydi, sonraki kuşakların sahiplenmesi ve dili konuşması bir o kadar kolay olabilirdi. Dili cazip hale getirmenin ilk koşulu bence aileden başlıyor. Aile ortamında dille hiçbir teması olmamış bir çocuğun ileriki hayatında bu dilden konuşması ve dili sahiplenme arzusu zorlaşabiliyor. Burada sorumluluk aileden sonra hiç kuşkusuz sadece aileye değil, kurumlara da düşüyor. Kurumsal yapılara da ciddi anlamda sorumluluk düşüyor. Kurumlarımız dil konusunda sahip oldukları imkanları ne yazık ki kullanamadı hiçbir zaman. Bu sahiplenme daha çok nostaljik bir yaklaşımın ötesine gidemedi. Yoğun bir kampanya ile aslında dili bir eğitim unsuru haline dönüştürmek mümkündü. Bu sağlanamadı, yapılmadı. Dolayısıyla ana dile ilgi bugüne kadar daha çok sanatçıların seslendirdiği klamlardan ibaret kaldı. Dersim tarihi söz konusu olduğunda dil kültürümüzün taşıyıcı direği olarak kabul görmüştür. Açıklamak gerekirse aslında Dersim inancında, itikadında Ustuna Asmene Kal dedikleri göğün bel direğidir dilimiz. Eğer bir dil büyük bir kırım yaşadıysa kültürün de aslında özünden koparak başkalaşması mümkün olabilir ve bunu engelleyemezsiniz. Yazılı kültürü yaratma imkanı bulamayan toplumlar daha çok sözlü kültürle kendi kimliğini oluşturmuşlardır. Sözlü kültür ise büyük bir oranda söylencelerden oluşuyor. Tarihin derinliklerinden süzülüp gelen söylenceler unutulmadığı sürece toplum kendi kimliğini koruyabilir, kendi olarak tarihte varlığını sürdürmesi mümkün olabilir. Dolayısıyla dersimde müzikle dilin ilişkisi burada büyük bir önem kazanmıştır. Özellikle bunu belirtmek isterim. Müzik kadim Dersim kültürel yaşamında söylencelerin kuşaktan kuşağa yani günümüze kadar sürmesinde önemli bir rol oynamıştır. 1938 Dersim'de sadece fiziki değil, kültüründe de büyük bir kırılmaya, büyük bir kopmaya sebep oldu yaşanan katliam. Dil bu tarihsel döneme bağlı olarak müzikte daha çok böyle ağıt formuna büründü ve günümüzde bunun etkilerini yaşıyoruz. Yeni kuşağın dille ilgisi müzik bağlantılı olarak ortaya çıkan bir ilgidir. Bunu belirtmeliyim. Bunun çok etkin olduğunu söylemek kuşkusuz mümkün değil. Ana dilde ısrar eden sanatçıların sayısı çok değil ve onların eserleriyle bu yeni kuşağın buluşması biraz sınırlıdır. Bunu da belirtmekte yarar var. Bunun ne kadar devam edeceği biraz da bu alandaki ısrarın ve yaratıcılığın devamına bağlıdır. İyi ki hala Kırmançki müziğinde ısrar eden arkadaşlarımız var. Sayısı çok olmasa da bu sayede gençlerin dile olan ilgisi canlı kalabiliyor. Kırmançki müzik yapan sanatçılar yeteri kadar desteklenmiyor. Kurumların giderek bu gerçeğe sırt döndükleri bir giz değildir. Kurumlar dediğimde daha çok Dersim'de belediyeleri kastediyorum aslında. Mesela Muzur Kültür ve Doğa Festivallerinde geçen yıl ortaya çıkan pratik bu anlamda düşündürücüdür. Kadim dilimiz ve kültürümüz kendi dilimizi kendi elimizle aslında geri plana atıyoruz ve popüler kültür unsurlarına daha çok büyük imkanlar yaratılıyor. Bunun bu yıl için de geçerli olacağını ben şahsen öngörüyorum. Bu popülerlik takıntısı bizi dilimizden ve bu dilin ezgilerinden giderek uzaklaştırdığı da bir gerçek. Kürtçenin aslında Kırmançı lehçesi için böyle bir tehlikeden söz etmek mümkün değil. Ancak Kırmançki için durum gerçekten iç açıcı değildir. 4 yıldır sürgünde yaşadığım Avrupa'da da benzer bir durum söz konusu. Mesela bu yıl Frankfurt'ta Dersim Festivali'nde
tanık olduğum gerçeğin altını çizmek lazım. Gençlerin ilgi duymadığı ve orta yaş kuşağın katılımından ibaret festivaller yapılıyor burada da. Gençliğin ilgisinin giderek azalmasının temel nedenlerden bir tanesi festivallerdeki değişmez hamaset ve statikodur. Böyle devam ederse festivaller sembolik düzeyde kalmaya mahkumdur diye düşünüyorum. Yeni kuşağın dünyası aslında yeniliklere açtır. Yaratıcı yeniliklerle bu kuşağın etki alanına girmek mümkündür. Yabancılaştırıcı etkilerden uzak durarak bu alana etki yapmak gerekiyor. Kadim kültürümüzün aslında bugün hayatta olmayan ozanlarıyla bu kuşağı tanıştırmak lazım diye düşünüyorum. Bunu hiç yapmadık bugüne kadar. Bana göre Kırmançki müziğin piri Seykajı'dır. Sonrasında ise işte Hesekaj, Veli Uşen İmami Firikte'de olsun, Alaver'de olsun, Vesulü Kız'ı hatırlamak önemli. Bu gençliğe de, bu kuşağa da bu ozanlarımızı mutlaka hatırlatmalıyız. Onların bilmesini sağlamalıyız. Hatırlamak aslında var olmanın sırrıdır derler. Toplumlar kadimliklerini hatırladıkları kadar var olabilir. Unuttukları kadar ise o gerçekten kendi kimliklerinden uzaklaşırlar. Dersim söz konusu olduğunda ise unutmak ve hatırlamak meselesi çok daha önem kazanıyor. Çünkü sahip olduğumuz kültür kendisini günümüze kadar yalnızca sözlü olarak işte bellek üzerinde taşıyabildi. Bugünün gençliğini bu bellekle buluşturmak, akademik çalışmalar yapmak mutlaka gerekli. Müzik bu çalışmaların temel taşıyıcısı rolünü en etkili haliyle sağlar diye düşünüyorum.